Bildiğiniz gibi daha önce burada Fold X'in bir önceki modelini sizlere tanıtmıştım. Bu sefer 2023 Fold X modelini satın aldım. Arada ne gibi farklar var sizlere onu göstereceğim. Öncelikle burada Alba Bikes'ı tebrik etmek istiyorum. Çünkü her yeni modelde sürekli üzerine bir şeyler koyuyorlar. Geri bildirimleri dikkate alıp yeni eklemeler yapıyorlar. Yani her bir model bir sonrakinden iyi oluyor. Her ne kadar tasarım çok değişmese de aynı Porsche'larda olduğu gibi ya da işte Mercedes'lerin G serisinde olduğu gibi teknoloji gelişiyor. Sürekli küçük iyileştirmeler yapıyorlar. Şimdi detaylara bakalım. Evet. Öncelikle renkle başlayalım. Renk silver diye geçiyor. Yeni bir renk. Daha önce sadece antrasit vardı biliyorsunuz. Artık gümüş rengi de var. Şimdi şuradan başlayalım. Neler değişti? Şimdi burada gaz pedalı değişti. Önceden iki parçalı bir el gazı vardı. Onda bazı sorunlar olduğu için el gazı yenilendi. Şimdi zile bakalım. Zil bildiğiniz gibi gayet güzel. Fren pedalının üzerinde. Çok ufak bir detay var bunda. Birçok kişi eminim fark etmemiştir. Bakın zil ikili oldu. Hem geri çekerken hem de geri dönerken çalıyor. Bakın şimdi gösteriyorum. Bir bırakıyorum. İki. Bir, iki. Zilde de böyle ufak bir ayrıntı var. Diğer bir detay. Bakın artık Alba kendi sedelerini kullanıyor. Gayet güzel bu. Ne demek? Maliyetler düşecek demek. Şimdi şunu Decathlon'dan aldım bu arada. Çok güzel, tavsiye ederim. Hem böyle telefon koyabiliyorsunuz hem de işte kahve, kuru yemiş falan. Çok güzel oluyor. Şimdi en önemli konulardan bir tanesi bence düz maşaya geçildi. Şimdi düz maşa neden bu kadar önemli? Şimdi düz maşa neden önemli? Daha önce de bahsetmiştim size. Kaliteli bir maşa zaten bisikletin fiyatından daha pahalı oluyor. Yani üst seviye bir maşa, dağ bisikletlerinde vesaire kullanılan üst seviye işte RockShox'lar olsun, Fox maşalar olsun, bisikletten pahalı. O yüzden zaten öyle bir amacımız da yok. Bisikletimiz günlük kullanım için, şehir içi kullanımı için, ulaşım odaklı bir model olduğu için maşaya gerek yok. Maşa bize amortisör diyelim yani. Maşa standart sabit çatallı, sıkıntı yok. Fazladan bize ağırlık sağlıyor. Düz maşa daha hafif oluyor. Ağırlıktan kurtuluyoruz. Artı sıkıntı olmuyor. Yani maşada bir problem olduğu zaman, bir mekanizması bozulduğu zaman işte zamanla bakımlarını da yaptırmanız gerekiyor. Ekstradan masraf. Bir diğer şey de, tezimi şimdi doğrulayacağım size. Artık gravellerde biliyorsunuz arazide kullanılıyor. Yani neredeyse yol bisikleti kadrosuyla arazide kullanıyorsunuz. Onlarda bile amortisör yok. Bir diğeri de fat bike'lar. Fat bike'larda da bildiğiniz gibi amortisör yok. Sadece darbeleri lastikler emiyor. O yüzden bu bisiklette de amortisörün yani gitmesini ben çok sevdim. Bisiklet zaten hem daha rigid olmuş. Yokuş çıkarken çok anlıyorsunuz bu farkı. Hem de daha hafiflemiş. Ön ve arka lambalar da güçlendi. Gayet güzel artık. Çok daha iyi bir aydınlatma sağlıyorlar. Evet, şimdi çok karanlık bir yere geldim. Bahçeye. Bakalım ışıkları nasıl olmuş. Önce bir açalım. Şimdi lambamızı açalım. Evet. Lambamız şöyle. Ön far şöyle göstereyim, bakın. Bayağı aydınlatıyor. Arka lamba da bu şekilde. Bayağı güzel, sanki böyle bir araba ışığı gibi. Motor ışığı gibi gayet güzel. Yani trafikte kesinlikle görünür oluyorsunuz. Şöyle farları şu tarafa çevirelim. Bakın şöyle. Gayet güzel.
Nasıl buldunuz lambaları? Ekranımızda gösterelim. Diğer şurada küçük bir detay. Pedal asistanı şuradaydı. Gayet büyüktü. Şimdi artık gördüğünüz gibi buraya gelmiş. Çok daha fit bir şekilde, küçük bir şekilde duruyor. Bu arada kaynaktan anlayan lütfen yorum yazsın. Şu kaynağın kalitesine bakar mısınız? Gerçekten çok güzel. Şuraya bakın. Yani el işçiliği mi bilmiyorum. Yoksa otomasyon mu, makine mi yapıyor? Kaynak kalitesi gerçekten güzel. Bu arada hazır buraya geçmişken Alba Fold 2'de bildiğiniz gibi Dahonlarda da var. Şurada mıknatıs vardı. Katlandığı zaman mıknatıslar açılmasını engelliyor. Artık Fold X'te de var. Yine arka bagajda iyileştirmeler yapıldı. Artık daha sağlam, 25 kilograma kadar taşıyabiliyor. Bir diğer yenilik de bildiğiniz gibi akümüz çıkıyor, bataryamız. Şurada yaklaş. Şu iç kısmı göstermen lazım. Şöyle iç kısım daha önce plastikti. Artık demir oldu. O yüzden yani yanlış yöne kitleseniz bile bakın şöyle. Bazılarında ben sorun yaşamamıştım ama bazı modellerde daha önce bu kilit kısmı plastik olan kısım kırılıyormuş. Şu anda sorun yok. Artık daha sağlam. Şimdi burada kablolar tamamı toplanmıyordu. Bu sefer onu da yapmışlar. Hepsini saran bir kablo toplayıcı var. Bu da gayet güzel. Yani bunlar küçük detaylar ama hepsi çok güzel olmuş. Evet, bunlar benim fark ettiğim detaylar. Varsa siz de yorumlara yazın. Detaylı yokuş testi gelecek. 3 sene önceki videoda da demiştim ama yani nelerin yenilenmesini istiyorsun derseniz ya bence artık buradan Alba Box'a da seslenelim. Onlarla da yine video çekeceğim. Yeni modeller var. Bursa'ya gidip onlarla da kontak halindeyim. Buradan Alba Bikes'a sesleniyorum. Artık hidrolik frenlerin bu bisiklete gelmesi lazım. Bir de kablolar da tamamen kadroya entegre olursa, kadronun içinden geçerse tadından yenmez. Daha konforlu, daha lüks bir bisiklet olur. Şöyle. Evet, bugünlük bu kadar. Bütün yorumlarınızı okuyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.